Son Mühür ekranlarından günaydın. Sıcak Bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi buluşmaya devam ediyoruz. İyi haftalar dileyerek başlayalım söze ama İzmir hafta sonunu pek de iyi geçirmedi ne yazık ki. Haftaya da pek iyi başlamadı. Gördüğümüz kadarıyla da birçok semtte esnaf ne yazık ki sıkıntılar yaşıyor. Hem maddi hem manevi problemlerle birlikte bir afet yaşadık hep birlikte. Tüm İzmirlilere, afeti yaşayan tüm vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ümit ediyoruz ki en az hasarla bunu atlatırız, devamı da gelmez. Yağmuru özlemle bekliyorduk, havanın artık biraz daha soğumasını bekliyorduk ama tabii ne yazık ki değişen iklim koşullarıyla birlikte bunu biraz daha afete dönüşmüş şekilde yaşayacağız artık. Bundan sonra buna alışıp bunu ayak uydurarak yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. Kentliler olarak onu görüyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Biz haftaya nasıl başlayacağız? Eğitimi konuşarak başlayalım istedik bu haftaya. Geçtiğimiz haftalarda da uzunca bir süre yer vermiştik. Hem 24 Kasım olması dolayısıyla ondan önce 10 Kasım'da da yine eğitimcilerle birlikte farklı açılardan eğitimi konuşmuştuk. Konuşmaya da devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü gelecek ve toplumun yetişmesinde en önemli dokunuşu yapan kesim eğitimciler. Dolayısıyla onların sorunları ve talepleri oldukça önemli. Geleceğe aslında iyi bir şeyler bırakmak istiyorsak sorunu temelinden çözmek için bir takım şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de işte bunları sendikalarla, bizzat sorunu yaşayan hocalarımızla birlikte konuşup çözümü birlikte üretelim, bir ses olalım istiyoruz. Kimler bizimle birlikte stüdyomuzda hemen takdim edeyim sizlere. Eğitim Gücü Sendikası İzmir temsilcisi Uğur Güner bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Ayşegül Hanım. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok sağ olun. Eğitim Gücü Sendikası Engelsiz Eğitim Üst Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Can Polat bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş siz bulduk. Artık ev sahibi sayıldığınız için ben öncelikle Uğur Bey'e hoş geldiniz demek istedim. Biz Can Polat'la da sık sık bir araya gelip eğitimin sorunlarını hem sendika açısından hem de yaşanan problemler açısından değerlendiriyoruz. Sizinle ilk kez Uğur Bey bir aradayız. Bu güzel bir birliktelik bizim için de. Evet. Benim için de güzel bir tecrübe. Hem buradan bizim sesimizi duyurmaya neden oldunuz, vesile oldunuz. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları bulmak bizim için inanılmaz kıymetli. O yüzden çok teşekkürler. Bizim için de aynı şekilde. Yayın öncesi de dedim 24 Kasım'ı yaşadık hep birlikte. Evet. Ama 24 Kasım'ın anlam ve öneminden çok yine bir takım sendikaların eylemleri vardı. Bazı yerlerde yine eğitimciler sokaklara çıktı, sorunlarını, taleplerini iletmeye çalıştı. Güzelliklerle konuşmak istedik Öğretmenler Günü'nü ama yine sorunlar zannediyorum ki ağır bastı. Devam ediyor. Aslında umudumuz hep o yönde. Yani öğretmenlerin gerçekten hem ekonomik hem saygınlık anlamında hak ettiği yere ulaşabilmesini arzuluyoruz hepimiz. Zaten sesimizi duyurmaya çalışmamızın sebebi de bu. Yani bir şekilde bu serzenişlerin yetkililerce veyahut da toplumca kabul görmesini bir şekilde bekliyoruz. Ama sorunlar oluyor mu? Oluyor. Oldukça tabii biz sendikal boyutta baktığımız zaman hem münferit sorunlar oluyor hem de öğretmenlerin genel problemleri oluyor. Herkesi ilgilendiren. Mümkün olduğunca diğer sendikalar gibi biz de bunları çözmeye, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Öğretmenler Günü'nüz geçmiş geçti ama bizim için aslında her gün Öğretmenler Günü. Çünkü toplumu yetiştiren sizlersiniz. O yüzden bir kez daha Öğretmenler Günü'nüzü kutlamış olayım ben. Çok teşekkür ederim. Siz sendika olarak nasıl geçirdiniz 24 Kasım'ı? 24 Kasım'da genel merkezimiz zaten bir Anıtkabir'e bir ziyaretimiz oldu. Atamızın huzuruna çıktık. Orada Genel Başkanımız Oğuz Özat önderliğinde atamızın huzurunda Öğretmenler Günü kutlandı. İzmir ilinde de biz müferit olarak üyelerimizle birlikte bir araya geldik. Onların Öğretmenler Günü'nü kutladık. Mümkün olduğunca dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz ama gün geçmiyor ki işte üzücü haberler almayalım. Gerçi medyaya aşırı derecede yansımaya başladı bu ara. En büyük problemimiz şu anda eğitimciye olan şiddet. Daha 2 gün önce bile Şanlıurfa'da
bazı velilerimizin öğretmenleri darp etmesiyle ilgili bir durum oldu. Daha öncesinden yaşanılan olaylar var. Bunları uzun uzadıya konuşuruz. Evet, şiddet uzun uzadıya konuşuruz. Evet. Can Bey, sizle de 24 Kasım'ı konuşalım. Siz de Ankara'da mıydınız? Neredeydiniz? Biz burada üyelerimizle beraber geçirdik. Genel merkezimiz atamızı ziyaret etti. Zaten sendik olarak tek çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk. Hiç biz apolitik bir sendik olarak bunu benimseyerek yola çıktık. Onun için elem yerine atamızı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü geçirdik. Şimdi sorunlara girmeden önce biraz önce sendikaya konuşalım mı? Evet. Eğitim Gücü Sendikası nasıl bir yapılanma? Şöyle söyleyeyim, 2021 yılında Genel Başkanımız Oğuz Özat önderliğinde kurulan bir sendika. 2 sene zarfında büyük bir teveccüh görüp şu an Türkiye'nin 6. büyük sendikası, eğitim kolunda çalışmalarını sürdüren bir sendika. Bizim en büyük özelliğimiz apolitik olmamız. Hiçbir siyasi görüşün gölgesinde değiliz veyahut da arka bahçesinde değiliz. Bizim tek bir hedefimiz var. Belki siyaset denilebilirse tek bir siyasetimiz var. O da eğitimcilerin, eğitim çalışanlarının sorunları. Onları bir şekilde çözmenin yoluna bakıyoruz. İlk yöntemimiz şu. Öncelikle mevzuat yönünden bununla ilgili çözüm bulabiliyorsak, öncelikle yazışmalarla, eğer o olmuyorsa hukuki yollarla, o da olmuyorsa meydanlara inerek bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 2 sene zarfında ciddi kazanımlarımız oldu. Şu an 13 bin üye civarındayız. Hızlıca büyüyen bir sendikayız. Kısa bir sürede iyi rakam aslında. Gerçekten yani o anlamda iyi. Zaten teveccüh görmesinin sebebi de belki de eğitim çalışanları arasında bu sendikal işlere siyasetin çok bulaşmamasını arzulamaları. Çünkü benim de aslında isteğim o olduğu için buradayım. Ve gururla, onurla sürdürüyoruz işimizi, mücadelemizi. Aynı zamanda öğretmenim. Çiğli'de Turan Çakın İlkokulu'nun rehber öğretmeniyim. Dediğiniz gibi hem okul çalışmalarımızı yürütüyoruz hem bu sendikal faaliyetler kapsamında arkadaşlarımızın sesini duyurmaya, onların sesi olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de engellilere de, evet, engelli eğitimcilere de. Bizim belki de Türkiye'de en dikkat çekici yönümüzden bir tanesi de sendikamızın üyelerinin çoğunluğunda engelli çalışanlarımız da var. Memurlarımız, yardımcı hizmetlerimiz, öğretmenlerimiz, müdür yardımcılarımız, engelli statüsünde atanmış olan, onların da haklarıyla ilgili, onların da statüleriyle ilgili ciddi hem kazanımlar hem de girişimlerimiz var. Zaten Can Polat da Engelliler Üst Kurulu'nun genel başkan yardımcısı, hem de benim yardımcılığımı yapıyor, sağ olsun.